de birilerini sürüklemeye çalışıyorlar. Şimdi buna benzer bir beyanat da yine bir profesörden geldi. Benzin fiyatlarının yüksekliğinden bahsetti. Eğer vaktimiz varsa ne olur bana 3 dakika izin verin. Buyurun. Birkaç rakamdan bahsedeyim. Çünkü bu rakamlar hakikaten önemli rakamlar. Şimdi İngiltere'de %5 civarında bir enflasyon var. Türkiye'deki enflasyonun %30'lardan %80'lere kadar değişik varyasyonları var. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz ama ben yüksek taraftaki rakamın doğru olduğuna inanıyorum. İngiltere'de saatlik asgari ücret 9,5 pound. Bunu aya vurduğunuz zaman yani en basit, en düşük maaş alan biri İngiltere'de 2000 pound maaş alıyor. Ve İngiltere'de dana kuşbaşı etin fiyatı 9 pound. Bunu aya vurduğunuz zaman asgari ücretli bir kişi bu ülkede 200 kilogram et alabiliyor. Türkiye'de ise asgari ücret 4250 lira ve dana kuşbaşının fiyatı bugün çek ettim 150 lira civarında. Aynı asgari ücreti yani aynı şartlarda çalışan ve Türkiye'de asgari ücret alan bir kişi 4250 ve 150'den hesap ettiğinizde ayda 30 kilogram et alabiliyor. Yani arada tam 7 katlık bir fark var. Aynı şartlarda çalışan iki asgari ücretli İngiltere'de 200 kilo et alabiliyor, Türkiye'de 30 kilo et alabiliyor. Meseleye böyle bakmak lazım. Yoksa ben şu kadar maaş alıyorum, bu kadar maaş alıyorum üzerinden tartışma yapmak doğru değil. Bir de İngiltere'dekinin şöyle bir avantajı var. Demokratik bir ülkede yaşıyor, hukuk devletinde yaşıyor, insan haklarının olduğu bir sosyal devlette yaşıyor ve özgürlükler ülkesinde yaşıyor. Şimdi tabii ki kıskançlıkları konuşalım, doğruları yanlışları konuşalım. İngiltere'ye dair, Avrupa'ya dair benim eleştirecek çok şeyim var. Onları zaten buradayken de yapıyorum. Zaman zaman eleştirilerimi de yöneltiyorum. Bu benim çok doğal bir hakkım. İnsan hakkı olarak kabul ediyorum bunu. Ama yani Türkiye ile İngiltere veya Avrupa'nın ekonomik mukayesesini birileri yapıyorsa ben de bu rakamları ortaya koymak durumundayım. O televizyonlarda sabahtan akşama bağıran, konuşan, insanların beyinden işgal etmeye çalışan o profesörlere, o işte gazetecilere, o kalemşörlere söylemek lazım. Gerçek rakamlar bunlar. Ve hala eğer Türkiye 4250 lira asgari ücretle 30 kilo et alabilen bir ülke ise bunu kalkıp Avrupa'ya mukayese etmenin bir anlamı yok, bir manası yok. Peki. Fikret abi, biz tabii ekonomiyle başladık ama Turan Çömez çok önemli başka detaylar da verdi bu süreç içerisinde yaşadıklarına dair. Ne dersiniz, anlattıkları ne çağrıştırdı size? Ben tabii Turan Bey'e geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum. Çok zorlu bir süreç geçirmiş. İngiltere'de yeniden sıfırdan başlamış. Bu bakımdan hapishanede de kalmış. Yani önemli bir mücadele verdiği anlaşılıyor. Ben Turan Bey'i tabii Ankara'dan tanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk dönemlerinde özel kalem müdürlüğünü de Sayın Çömez yapıyordu. Ziyaretlerimizde de sohbetlerimiz oluyordu. Ben Sayın Çömez'e şunu sormak istiyorum. Yani başından geçen bu olaylar ve Türkiye'nin içinden geçtiği süreçten sonra acaba siyasi açıdan bir öz eleştiri yapma ihtiyacı duyuyor mu? Yani yanlış yaptığı şeyler olarak değerlendirdiği siyasette adımlar var mı? Gerek AK Parti içerisinde gerek sürekli olarak işte o zaman cemaat diye ifade edilen Gülen cemaatiyle ilişkiler bakımından. Yani böyle bir yaşadığı siyasi hayatı gözden geçirip öz eleştiri yapabileceği konular çıktı mı? Böyle bir yaklaşımı var mı diye sormak isterim. Buyurun Sayın Çömez. Çok teşekkür ederim Fikret Bey. Öz eleştiri yapmak bir erdemdir. Ben bunu sık sık yaparım ve hayatımın her evresinde sadece siyasette değil meslek hayatımda da bir ameliyattan sonra da acaba bir yerde hata yaptım mı diye kendimi sorgularım. Şimdi birçok insan benim neden AKP ile siyaset yaptığımı sorguluyor. Ben muhafazakar bir arka plandan gelen, background'u muhafazakarlık olan bir yapıdan geliyorum. Ailem okuma yazma bilmeyen bir köylü ailesi. Beni imam olmak üzere İmam Hatip Lisesi'ne verdiler ve okulu dereceyle bitirdim. Sonra doktor olmaya karar verdim. İşte zamanın sınavlarına girerek önce İstanbul Tıp Fakültesi sonra da kariyerim devam etti. Benim köken itibariyle muhafazakar bir arka plandan gelmem münasebetiyle siyasete de ilgim son derece yoğundu. O dönemde Sayın Erdoğan ve yanındaki arkadaşlarıyla ilişkilerimden, eski hukukumdan hareketle AK Parti ile yoluma başladım. Yalnız burada kimsenin bilmediği bir olay var. Ben müsaadenizle bu olayı da anlatayım ki benim siyasi yolculuğumun nasıl başladığı bir kez daha bilinsin ve insanlar niye böyle bir yolculuk olduğunu da anlasınlar.
Ben Sayın Erdoğan'ın 1,5 yıl yakın çalışma arkadaşlığını yaptım, özel kalem müdürlüğünü yaptım. Ve o dönemin sonuna doğru seçim atmosferine girildiğinde milletvekili adaylığımı bizzat kendim giderek yaptım ve kendisine de haber vermedim. Tabii bundan son derece rahatsız oldu ve bana kendisi bir tepki vermese de yakınımdaki arkadaşlarıma ben buna son derece karşıyım dedi. Benim anlayışıma göre bireyler özgürdür. Biriyle birlikte çalışmak onun hegemonyası altına girdiğiniz anlamına gelmez. Tepkisini öğrendiğim zaman ben özgür bir birey olarak böyle bir tavır içerisine girdim. Ama eğer bundan sizin parti lideri olarak rahatsızlığınız varsa istifa ediyorum dedim. İlk defa söylüyorum, ben milletvekili adaylığımdan istifa ettim. Fakat bu adaylığımdaki istifa sürecini işleme koymadı. Çünkü Balıkesir'de yapılan ön seçimlerde ve anketlerde benim durumum ortadaydı. Bölge tarafından aranan bir isimdim. Ve beni anketlerde 3 milletvekili çıkartıyor göründüğü gerçeğinden hareketle 4. sıraya koydular. Ve ben kendisine telefon ettim. Dedim ki zaten ben istifa etmiştim. Adaylığım söz konusu değildi. Ancak siz beni 4. sıraya koymuşsunuz. Ama merak etmeyin, çıkamayacağımı düşünüyor olabilirsiniz. Ama merak etmeyin, ben o parlamentoya milletvekili olarak geleceğim dedim. Öyle başladı benim siyasi yolculuğum. Tabii sizinle zaman zaman görüşmelerimiz de oldu. 1 Mart sürecini gayet iyi biliyorsunuz. Irak'ta yaptıklarımı biliyorsunuz. Hatta yazılarınız hala arşivimde saklıdır. Ben siyasi 5 yıllık o siyasi periyotta birçok kez çatışmalar yaşadım. 1 Mart tezkeresinde yaşadım. Birçok soru önergesi verdim. Birçok bakanı açıktan eleştirdim. Hepsi bunlar arşivlerde vardır, siyasi kayıtlarda vardır. Tabii hatalarım olmuştur mutlaka. Bu öz eleştirileri yaptım. Zaman zaman kendimi sorguladığımda oldu. Keşke yola çıkmasa mıydım? Acaba hekimliğime devam etsem daha mı iyi olur diye düşündüm ama günün sonunda iyi ki de yapmışım dediğim çok şey oldu. Bugün o imkana sahip olsam, o pozisyonda olsam, böyle bir yetki ve kudretim olsa inanın çok daha fazlasını yaparım. Bu itibarla pişman değilim yaptıklarımdan. Peki şu anda Sayın Çömez, yani şu an sürecin bu noktaya gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Erdoğan'ın tek adamlık şeyini, arzusunu, isteğini ve şu anda ülkeyi tek elden yönetmeye çalışması ve bütün bu süreçte yapılan hatalar ve bir kez daha kamuoyunun pek çok kesimi gördünüz mü bakın aslında takiye yapıyorlardı. Bu kişiler için aslında demokrasi tıpkı Erdoğan'ın zamanında söylediği gibi istenilen durağa gelindiğinde inilecek bir tramvaydı. Bu dönüşümü onun eski bir yol arkadaşı olarak siz nasıl görüyorsunuz? Bizim için dikkat çekici olacaktır. Çok ağır bir mutasyon var aslında Sayın Erdoğan'ın kendi kişiliğinde ve AK Parti'nin kurumsal kimliğinde. Yola çıkılan Erdoğan ve AK Parti ile bugün gelinen noktadaki Tayyip Erdoğan ve AKP tamamen farklı. Ben bunu çok ciddi bir mutant versiyon olarak değerlendiriyorum. Şimdi kimileri şunu da diyebilir, yani biz gördük sen niye göremedin? Eğer bu benim hatamsa ben bu hatamı kabul ediyorum. Ama 5 yıllık parlamenterliğim döneminde yaptıklarımla da sanıyorum ortaya koyduğum tavır ve duruşla da bu hatanın bedelini ödedim. Ve daha sonra 12 yıl sürgünde kalarak da bu hatanın bedelini ödedim. Bir de Sayın Bila'nın sorduğu FETÖ konusuna gelmek istiyorum. FETÖ'nün başındaki ve etrafındakilerle hiçbir siyasi birlikteliği, ilişkisi, bir fotoğrafı, bir yemeği, bir fikri beraberliği, uzlaşısı olmayan kaç siyasetçi var diye sorarsanız ben rakam veremem ama sadece kendimi rahatlıkla gösterebilirim. Hiçbir yol kesişmem olmamıştır, hiçbir irtibatım olmamıştır, hiçbir beraberliğim olmamıştır. Zaten benim Ergenekon sürecinde o çuvalın içine atılmamda FETÖ'nün son derece ince, hassas ve dikkatli çalışması söz konusudur. Ben bu süre içerisinde tam bu davanın en hareketli olduğu dönemde Sayın Erdoğan ilginç bir yaklaşım gösterdi. Ailemi başbakanlığa çağırdı. Kendisi o zaman başbakandı. Benim aynı zamanda avukatım ve yeğenim olan Ömer, ailemi, annemi ve babamı alarak başbakanın makamına gittiler. Çünkü bizim böyle bir eski hukukumuz vardı. Bir mektup yazdım. O mektup hala kendisindedir ve benim arşivimde de vardır. Uzun uzun anlattım bunların neden yapıldığını. Ergenekon sürecinde kendisinin haz etmediği insanların tasfiye edilmesinden bugün mutlu olduğunu,
Ancak bu işin arkasındaki asıl uygulayıcıların bir gün kendisine neler yapacaklarını anlattım ve aynen şu ifadeyi kullandım. Bugün bizi kesen bu bıçak yarın gelip seni de kesecektir. Bugün sen hazetmediğin insanlara yapılan bu zulümden memnun oluyor olabilirsin. Ancak senin de destek ve onay verdiğin bu kahrolası eziyet ve zulüm bir gün sana da bir başka şekilde FETÖ'cüler tarafından dönecektir dedim. Ve bunu tarihe bir not düşmek için kendisine söyledim. Benim FETÖ'yle hiçbir şekilde ve uzantılarıyla hiçbir şekilde yolum kesişmemiştir, hiçbir irtibatım olmamıştır, hiçbir bağım olmamıştır. Fikren ve zikren ben bu yapının tamamen dış güçlerin organize ettiği son derece profesyonel bir terör örgütü olduğunu, altta ona inanan insanlara ayrı tutuyorum. Yani bugün ben bir sürü masum insanın cezaevinde olduğunu da düşünen bir insanım. Hukuki olarak bir bilgim yok ama sadece düşüncemi söylüyorum. Fakat elebaşlarının, kurguyu yapanların Amerika'da çok büyük bir çetenin, çok büyük bir yapının aslında önemli istihbaratlar tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Zaten bunun bir yansımasını da yine Londra'da yaşadım ve gördüm. Bilmiyorum vaktimiz var mı, ben çok zamanınızı almak istemiyorum. Belki başka bir programda ya da bu çok özel bir durumu da Barış Bey'e özel anlatırım. O da yazısında kullanmak isterse evet, kullanır. Yani buralara kadar uzanan... Turan Bey, hep birlikte paylaşalım. Bir tek öyle Barış'a saklamayalım. İzleyicilerimizin huzurunda gerçekten. Müsaade edin. Barış'ta tabii hemen elbette oradan. Gökhan Beyciğim, ben zamanınızı aldığım için üzülüyorum. Estağfurullah, buyurun. Bağışlayın lütfen. Zamanınızı almak istemiyorum. Ne kadar zamanımın olduğunu bilmediğim için ona dikkat etmeye çalışıyorum. Buyurun. Şimdi dinliyoruz. Peki şöyle bir şey anlatayım size isterseniz. Yani FETÖ'nün uzantılarının ben Amerika'da çok derin bir eğitimden geçtiğini düşünüyorum. Çok stratejik bir eğitimden geçtiğini düşünüyorum. Ve bunların çok profesyonel bir takım militanlar olduklarını düşünüyorum. Devletin makamlarını özel olarak planlı ve kurgulu bir şekilde işgal ettiklerini düşünüyorum. Şimdi bana yapılan operasyonun iki temel nedeni vardı. Birincisi, hiçbir beraberliğim olmadı kendileriyle. Hiç yolum kesişmedi, hiç sempatik bakmadım, hiçbir inancım olmadı ve hep şüpheyle ve tereddütle baktım. Hep bu hareketin arkasında başka bir anlayışın olduğunu düşündüm. Bilgim var mıydı? Yok. Sadece aklımda bu kanaate vardım. Ancak süreç başladığında benimle ilgili yapılan yayınları gözden geçirdiğimde, ortaya çıkan saldırılara baktığımda bunun çok stratejik bir adım olduğunu gördüm ve açıkçası kendilerine de takdir ettim. O dönemde benimle ilgili yapılan yayınlarda Ergenekon Erdoğan'ın ciğerlerini dinlemiş diye manşet attılar benimle ilgili. İnanılmaz bir furya sürdü. Ve buradan ne yaptılar biliyor musunuz? Sayın Erdoğan'ın içerisine bir korku verdiler. Dediler ki bak, Ergenekon senin dibine kadar yıllarca seninle arkadaşlık yaptı, dibine kadar girdi, beraber oldu ve sana buraya kadar nüfuz etti. Ve Erdoğan'ın yüreğine öyle bir korku ektiler ki hala o korkunun ben izlerinin olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra bu korkunun üzerine yanına bir sürü elemanlarını, daha sonra emir subayları da olmak üzere bir sürü elemanlarını yerleştirdiler ve 15 Temmuz darbesine varıncaya kadar o süreci gayet güzel organize ettiler. Dolayısıyla bu çok profesyonel bir örgüt. Benim hedef olmamın iki tane temel sebebi vardı. Hiç dostluğum olmadı, hiç ilişkim olmadı. İkincisi, stratejik bir konumdaydım. Erdoğan'a nüfuz edebilmek için böyle bir adamın infaz edilmesi gerekiyordu. Bir paranoya üretilmesi gerekiyordu. Erdoğan da buna gayet güzel inandı ve o sürece bizatihi destek ve katkı sağlayarak operasyonun o noktalara gitmesine yol açtı. Şimdi İngiltere'deki bir anımı paylaşayım müsaade ederseniz. Ondan önce Turan Bey. Sen bir az önce bir yüz ifadenizi yakaladım. Ya itirazınız şöyle.